Değerli dostlarım, yeni bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videoda da Kıpçaklarla, yani Kumanlarla yolumuza devam edeceğiz. E hocam, o zaman ne duruyoruz? Hadi başlayalım dediğinizi duyar gibiyim. Hadi başlayalım dostlar. Arkadaşlar, Kıpçaklar, diğer bir ifadeyle de Kumanlar olarak biliniyor bu Kıpçaklar. Ve arkadaşlar, Karadeniz'in kuzeyinde Deşti Kıpçak denilen, yani Kıpçak Bozkırı denilen yerde yaşıyorlar. Bakın unutmayın, Karadeniz'in kuzeyi ne olarak isimlendiriliyormuş? Kıpçakların yaşadığı o bozkır. Deşti Kıpçak arkadaşlar, Kıpçak Bozkırı anlamına geliyor. Peki, bu adamların Codex Cumanicus adında bir sözlükleri var. Ney? Codex Cumanicus. Bak şimdi, Codex kitap demek değerli dostlarım. Cumanicus diyor. E zaten Kıpçakların diğer adı Kuman değil mi? Evet. O zaman Kumanların kitabı anlamına geliyor. Bakın, Codex Cumanicus eseri kime aittir derlerse cevabım Kıpçaklar, yani Kumanlar olacak. Peki, bu Kıpçaklar ya da Kumanlar arkadaşlar, Karadeniz'in kuzeyinde yaşadıkları için Ruslarla çok fazla münasebet kurmuşlardır ve bu yüzden de Kıpçakların pek çoğu uzun boylu, yakışıklı, mavi gözlü, sarı saçlı falandır. Yani hepsi bir nevi Kıvanç Tatlıtuğ gibi. İşte tam da bu sebepten Dede Korkut hikayelerinde ve Igor Destanı'nda yer alan bu Kıpçaklar en yakışıklı Türk boyu olarak biliniyorlar. En yakışıklı Türk boyu. Yani hepsi birer Kıvanç Tatlıtuğ'a benziyor diyebilirim. Arkadaşlar, bu Kıpçaklar Oğuz Kıpçak savaşlarının anlatıldığı Dede Korkut hikayelerine konu olmuşlardır. Dede Korkut hikayelerine konu olmuşlar. Oğuz Kıpçak savaşlarını yaparak. Bunun dışında Igor Destanı'na konu olmuşlar. Igor Destanı'nda ise Rus Kıpçak mücadeleleri anlatılıyor. Az önce de söyledim ya değerli dostlarım, bu adamların Ruslarla münasebetleri çok fazla. Kız almışlar, kız vermişler. O yüzden Igor Destanı'na da konu olmuşlar. O zaman ben Kumanlarla ilgili neleri bileceğim? Deşti Kıpçak, yani Kıpçak Bozkırı'nı bileceğim. Nerede burası? Karadeniz'in kuzeyinde. Codex Cumanicus'u bileceğim. Kumanların kitabı anlamına gelen bir sözlük. En yakışıklı Türk boyu olarak bilinirler. Bunun dışında Dede Korkut hikayelerine konu oldular. Oğuz Kıpçak savaşlarını yaptığı için. Ve arkadaşlar, Igor Destanı'na konu oldular. Rus Kıpçak mücadelelerini yaptıkları için. Şimdi gelelim en önemli Türk devletlerinden birine. ÖSYM de çok seviyor bu devleti. 1. Göktürk Devleti. Değerli dostlarım, 1. Göktürk Devleti'ne baktığımızda merkezleri, yani başkentleri Ötüken. Ötüken mi? Evet, Asyon Devleti'nde değinmiştim. Ötüken ne olarak biliniyordu? Kutsal vatan olarak biliniyordu. Toprak ana olarak biliniyordu. Türk memleketlerinin yüreği olarak biliniyordu. Bakın, 1. Göktürk Devleti de Ötüken'de kurulmuş. Peki, kurucuları kim? Kurucuları Bumin Kağan arkadaşlar. 1. Göktürk Devleti diyorum değil mi? Devlet ilk Türk devletlerinde il anlamına geliyor. E bu adamların kurucusu Bumin Kağan'sa ben bu adama ünvan olarak ne derim? İl Kağan derim arkadaşlarım. İl Kağan derim. Neden? Devlet kuran Kağan çünkü bu. Bumin Kağan ilk Kağan ünvanına sahiptir. Peki, en parlak dönemlerini yaşatan hükümdar ise Mukan Kağan'dır. Bakın, daha öncesinde de söylemiştim. 2016 yılında genel kültür genel yetenek sınavında birini sordu. Öğretmenlik alan bilgisi testinde başka birini sordu. O zaman ben devletlerin kurucularını ve en parlak dönemlerini bileceğim. Arkadaşlar, 1. Göktürk Devleti'nin kurucusu kimmiş? Bumin Kağan, ünvanı ilk Kağan'dır. En parlak dönemi ise Mukan Kağan'dır. Daha önce soruldu, yine sorulabilir. Peki, nasıl kuruldu bu devlet? Bumin Kağan nasıl kurdu bunu? Bakın arkadaşlar, şurada altını çizdiğim Töres isyanı denilen bir isyan var. Daha önce bahsetmiş olduğum bir devlet vardı, Avarlar. İşte o Avar devleti içerisinde Göktürkler yaşıyorlar. Öyle kıyıda köşede yaşayan bir topluluk mahiyetindeler sadece. Ve arkadaşlar, Avarların içerisinde Töres isyanı denilen büyük bir isyan çıkıyor. Avarlar bu isyanı bastıramayınca kendi halkları olan Göktürklerden yardım istiyorlar. Bumin Kağan diyor ki, benim içerisinde yaşadığım Avarlarda isyan çıktıysa tabii ki yardım ederim diyor ve bizim Bumin Kağan'ımız gidiyor Töres isyanının bastırılmasında Avar hükümdarına yardımcı oluyor. İsyanı bastırıyorlar. Töres isyanını bastırdılar birlikte. Sonra Avar hükümdarı diyor ki arkadaşlar, Bumin Kağan'a, bu isyanın, Töres isyanının bastırılmasında sen bana yardımcı oldun. Dile benden ne dilersen diyor. E Bumin Kağan bu. Yer mi Orta Asya çocuğu? Yemez. Tabii ki büyük bir şey isteyecek. Diyor ki, ben bu Töles isyanının bastırılmasına yardımcı olduysam o zaman Avar Hakanı'nın kızıyla evlenmek istiyorum diyor. Bunun üzerine Avar Hakanı diyor ki, siz Göktürkler olarak bizim demirci kölelerimizsiniz. Sizin
Hükümdarın kızıyla evlenmek ne haddinize diyor. E arkadaşlar, Orta Asya çocuğu bu, gurur yapar. Bunun üzerine bu Minkan arkadaşlar sen bana nasıl köle dersin diye bir isyan başlatıyor. Bu isyan neticesinde de Avarlar yıkılıyor. Avarların yerine bu Minkan tarafından 1. Göktürk Devleti kuruluyor. Töles isyanı önemlidir. Avarlar içerisinde çıkmıştır. Bu Minkan liderliğinde bastırılmıştır. Ve bu isyan neticesinde hükümdarın kızıyla evlenilmek istenmesi de Avarların yıkılıp 1. Göktürk Devleti'nin kurulmasına neden olmuştur diyoruz. Peki bakın, ben size bu zamana kadar bir sürü devletten ya da topluluktan bahsettim. Peçenekler dedim, Asya Hun Devleti dedim, İskitler dedim, Avarlar dedim, Uygurlar dedim, değil mi? Bir sürü şeyden bahsettim. Ama arkadaşlar hiç devletin adında Türk ifadesini kullanmamıştım. Ama Göktürklere bakar mısınız? Bakın, Göktürklerin devlet adında ne var? Türk ifadesi var. Demek ki bu adamlar Türk adını siyasi olarak kullanan ilk devlet olmuşlar. Çünkü devlet adında neyi kullanmışlar? Türk adını kullanmışlar. Bu da Türk kelimesini siyasi olarak kullanan ilk devlet sorularında cevabımızı 1. Göktürk Devleti yapar. Türk adıyla devlet kuran ilk hükümdar kimdir derlerse Bumin Kağan cevabını veririm. Peki değerli dostlarım, bu Bumin Kağan ne yaptı? Bumin Kağan devleti arkadaşlar ülke hanedanın ortak malıdır anlayışıyla, veraset anlayışı sayesinde kardeşiyle yönetti. Daha sonra kültür medeniyet kısmında değineceğim ama şurada ufacık anlatayım. Bakın arkadaşlar, ilk Türk devletlerinde ikili teşkilat dediğimiz bir sistem var. İkili teşkilat içerisinde devlet ortadan ikiye ayrılır diyelim. İkiye ayırdık devleti, doğu kutsaldır, doğuda hükümdarın kendisi bulunur. Batıda ise kardeşi Yabgu unvanıyla bulunur. Şimdi arkadaşlar, Bumin Kağan dediğimiz adam devleti kardeşi İstemi Yabgu ile birlikte yönetiyor. İkili teşkilat var mı? Evet var. Peki bunlar arkadaşlar bu İstemi Yabgu aracılığıyla da ne yapacaklar? Bazı ittifaklar kuracaklar. Neresi için? İpek Yolu için ittifaklar kurulacaklar. Şimdi şunu söylemem lazım. Arkadaşlar bu ittifaklar sürekli olarak karıştırılıyor. Ben burada size bir şifre vereceğim. Şifrenizde futbolla az çok alakalısınızdır. Şifreyi şöyle ediyoruz. Bakın yana doğru Galatasaray, Gençler Birliği, yukarıdan aşağıya doğru da Adana Spor diyoruz. Bakın Galatasaray, Gençler Birliği, yukarıdan aşağıya doğru da Adana Spor diyoruz. Peki ne hocam bu şifrenin açılımı, bir bakalım. Arkadaşlar Göktürkler ile Sasaniler birleşti, Akunları yıktılar. Bakın Göktürk ile Sasani birleşmiş, Akunları yıkmış. Daha sonra Göktürk ile Bizans birleşti. Kimi yıktı? Sasanileri yıktı. O zaman yana doğru ne diyorum arkadaşlar? Galatasaray, Gençler Birliği, yukarıdan aşağıya doğru da Adana Spor diyorum ve bu şifreyi bu şekilde biliyorum. Peki hocam, bu ittifakların sebebi ne? Bu ittifakların sebebi birazcık duygusal, yani birazcık para arkadaşlar. İpek Yolu hakimiyetini arttırmak için bu tarzda ittifaklar kuruyorlar. Arkadaşlar bakın, şifreyi şuraya da alacağım. Galatasaray, Gençler Birliği, Adana Spor. Göktürk ile Sasani birleşti, Akunları yendi. Göktürk ile Bizans birleşti, Sasanileri yendi diyeceğiz. Neresi için? İpek Yolu hakimiyeti için diyoruz. Bunun dışında arkadaşlar Göktürkler de yine ne yaptılar? Orta Asya'da siyasi birliği sağladılar. Yani Orta Asya'da bulunan bütün Türkleri bir çatı altında birleştirdiler. Ve unutmayın arkadaşlar, Orta Asya'da en geniş sınırlara yayılan devlet Göktürk Devleti'dir. Peki yeterli mi? Yetmez. Şunu da ekstra olarak vermek istiyorum. İslamiyet'in doğduğu sırada Orta Asya'da bulunan Türk Devleti hangisidir şeklinde bir soru gelirse Göktürk Devleti'dir diyeceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? İslamiyet'in yayıldığında ya da İslamiyet ortaya çıktığında Orta Asya'daki devlet kimmiş? Göktürk Devleti'ymiş değerli dostlarım. Şimdi ben arkadaşlar İstemi Yabgu aracılığıyla bazı ittifaklar kurdum ya İpek Yolu için. Ne yapmıştım? Göktürk ile Sasani'yi birleştirmiştim, Akunları yenmiştim. Sonrasına bakın, Göktürk ile Bizans birleşmişti ve Sasanileri yenmişti. İşte şurada Göktürk ile Bizans arasında ittifak kurulurken elçiler gelip gidiyor. Bakın Orta Asya'dan Bizans'a elçi gönderen ilk devlet Göktürk Devleti'dir. Şimdi bu elçilere bir bakalım. Arkadaşlar Göktürklerden Bizans'a giden elçinin adı Maniah,
Bizans'tan Orta Asya'ya Göktürklere gelen elçinin adı ise Zenarkos. Evet, ayrıntı bir bilgi ama ÖSYM'ye belli olmaz. Tutki böyle bir soru sordu. Manyah ve Zenarkos'a dikkat ediyoruz değerli dostlarım. Ve Orta Asya'dan Bizans'a elçi gönderen ilk devlet derse ne diyoruz? Göktürk Devleti diyoruz. Peki bu Göktürk Devleti'nde başka önemli nelerimiz var hocam? Şimdi daha önce AYT sınavında sorulan bir bilgi var. Tapo Kağan. Değerli dostlarım, Tapo Kağan dediğimiz adam diyor ki ben diğer Göktürk hükümdarları gibi olmak istemiyorum. Ben Göktanrı dinini bırakıyorum. Onun yerine Budizm'e giriyorum diyor. Bunun yanı sıra şehirlerimin etrafını da surlarla çevireceğim diyor. Bak bak, adam töreye falan aykırı geliyor. Hiç umurunda değil. Ne yapacakmış? Budizm'e girecekmiş. Bir de şehirlerin etrafını surlarla çevirecekmiş. Bunun üzerine kurultay diyor ki bak Tapo Kağan, sen Göktürk hükümdarısın. Sende kut yetkisi var. Tanrı tarafından verilen bir yönetme yetkisi var. Sen diyorsun ki ben Göktanrı dinini bırakacağım, Budizm'e gireceğim. Bu Türk töresine aykırıdır diyor. Bunun yanı sıra şehirlerin etrafını surlarla çevirmek de mantıksız. Çünkü biz göçebe yaşayan milletleriz diyor. Ama Tapo Kağan ben bunları yapacağım diye ısrar edince tahttan indirildi değerli dostlarım. Kurultay tarafından Budizm'e girmek ve şehirlerin etrafını surlarla çevirmek istediği için tahttan indirilen Göktürk hükümdarı kimdir derlerse, ki daha önce böyle soruldu, Tapo Kağan adını vereceğiz değerli dostlarım. Peki sonraki süreçte bu 1. Göktürk Devleti'ne ne oldu? Her zaman olduğu gibi arkadaşlar, Çinlilerin gülen yüzüne ve yumuşak ipeğine kandılar maalesef. Çinlilerin gülen yüzüne ve yumuşak ipeğine kanınca önce Çin entrikaları başladı arkadaşlar. Ondan sonra da bir takım başarısız hükümdarlar tahta geçince biz önce parçalandık. Daha sonra da Çin esaretine tamamıyla girdik. Çin esaretine girince ne oldu biliyor musunuz? 50 yıl sürecek Çin esareti sürecimiz başladı. 50 yıl boyunca Göktürkler Çin'in hakimiyeti altında kaldılar. Ya son derece üzücü değil mi? Üstelik arkadaşlar bakın, bu kadar bağımsızlığına düşkün bir halk için çok üzücüdür bu durum. Peki şunu da söylemek istiyorum ekstra olarak. Hani az önce dedim ya size, değerli dostlarım, bu adamlar Türk adını kullanmışlar devlet adında. Bu onların nasıl bir kimlik taşıdığını gösterir. Milliyetçi, yani ulusçu bir kimlik taşıdığını da gösterir. Peki devam edelim bakalım. Şurada ekstra bir bilgim var benim. Kürşat İhtilali. Yıl 2011. Bunu LYS sorusu olarak sordular arkadaşlar. Türklerin tarihteki ilk bağımsızlık ayaklanması aşağıdakilerden hangisidir dediler. Türklerin tarihteki ilk bağımsızlık ayaklanması Kürşat İhtilali'dir. Şimdi size anlatayım. 50 yıllık Çin esareti dönemi başlamış diye 1. Göktürk Devleti yıkılınca ve Çin esaretine girince. İşte orada Kürşat denilen bir adam çıktı. Kürşat ve yanında bulunan 39 çerisi biz artık İstiklalimizi feda etmekten kurtulmak istiyoruz ve biz artık bağımsızlığımızı sağlamak istiyoruz dediler. Bunun üzerine arkadaşlar Kürşat ve 39 çerisi Çin Sarayı'nı bastılar. Hatta Çin Sarayı'nı kılıçtan geçirdiler. Yağmur kokan bir gecede. Fakat değerli dostlarım, elbette o isyan çok fazla büyümedi. Ne oldu? Çinliler tarafından öldürüldüler. Şimdi değerli dostlarım, şuna dikkat etmek lazım. Evet, Kürşat İhtilali başarılı olmadı. Ama daha sonra başarılı olacak olan isyan ateşinin ilk kıvılcımını oluşturdu. Dolayısıyla Kürşat İhtilali ya da Kürşat isyanı Türk tarihinin ilk bağımsızlık ayaklanması olarak son derece önemlidir değerli dostlarım. Peki sonra ne oldu hocam? Kürşat isyan etti ve öldürüldü ya. Sonra artık Türklerdeki o milli bilinç duygusu yeniden uyandı. İsyan, 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 isyan. En son bir adam geldi. Kim o adam? Kutluk Kağan dediğimiz adam. Kutluk Kağan Çin esaretindeki Türk milletini kurtarmak için tıpkı Kürşat gibi bir isyan çıkardı. Fakat bu isyan büyüdü ve başarılı oldu değerli dostlarım. Kutluk isyanı sonucunda 2. Göktürk Devleti kuruldu. O zaman 2. Göktürk Devleti'nin, yani bakın kurucusundan alıyor adını, Kutluk Kağan'ın devletinin diğer adı neymiş? Kutluk Devleti'ymiş. Arkadaşlar 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk Kağan'dır. Şimdi bu Kutluk Kağan dağınık halde Çin esaretinde bulunan bütün Türkleri birleştirerek yeniden bir devlet kurmadı mı? Kurdu. İşte o dağınık haldeki
Türkleri birleştirdiği için kendisine ilteriş, yani derleyen, toplayan ünvanı verildi. Derleyen, toplayan ünvanı ile bilinen ve 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu olan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Kutluk Kağan'dır değerli dostlarım. Şimdi biraz kafa karıştıran yere bir gelelim. Değerli dostlar, 2. Göktürk Devleti'nin en parlak dönemi konusunda bazı ihtilaflar var. Nasıl ihtilaflar var hocam? Bazı kaynaklar bunu Bilge Kağan olarak alıyor. Bazı kaynaklar ise Kapkan Kağan olarak alıyor. Ben buraya ikisini de yazdım. Bilge Kağan'ı da yazdım, Kapkan Kağan'ı da yazdım. Muhtemelen ÖSYM böyle bir soru sorduğunda, sorarsa eğer, ikisini bir şıklara koymayacaktır. Şıklarda Bilge Kağan varsa onu alırsınız 2. Göktürk'ün en parlak dönemi olarak. Yoksa Kapkan Kağan vardır, onu alırsınız. 2. Göktürk Devleti'nin de başkenti neresi? Türk memleketlerinin yüreği, toprak ana, kutsal başkent, duyuyorum, evet, Ötüken. Ve arkadaşlar, başkent Ötüken olmak üzere Kutluk Kağan tarafından 2. Göktürk Devleti kuruldu. Şimdi arkadaşlar, bu Kutluk Kağan artık Çin'den bıkmış ya, bu adam Çin'i baskı altına almak için Çin'e 46 sefer düzenledi ve Çin'i vergiye bağlayarak baskı altına aldı. Hocam Çin'i yenmiş ama Çin'e yerleşmemiş. Neden? Asimile olmamak için elbette. Şimdi arkadaşlar gelelim Kapkan Kağan'a. Kapkan Kağan dediğimiz adam döneminde Göktürkler Orta Asya'daki bütün toplulukları ne yapıyorlar? Göktürk, yani 2. Göktürk hakimiyeti altında birleştiriyorlar. O yüzden Kapkan Kağan arkadaşlar Orta Asya'da siyasi birliği kurmuştur. Bunun dışında 30 boyun Kağan'ı ünvanına sahiptir. Neden? Çünkü pek çok boyu ne yaptı? Hatta bütün Türk boylarını kendi hakimiyeti adı altında, kendi hakimiyeti altında birleştirdi. O yüzden Kapkan Kağan 30 boyun Kağan'ı olarak da isimlendirilmektedir. Biraz hızlı konuşuyorum, bazen dilim sürçüyor, kusura bakmayın değerli dostlarım. Kapkan Kağan ne olarak biliniyormuş? 30 boyun Kağan'ı olarak biliniyormuş. Bunun yanı sıra Orta Asya'da siyasi birliği de sağlamış bu adam. Burada önemli başka bir adamın daha var. Kim o? Vezir Tonyukuk. Vezir Tonyukuk Türk tarihindeki ilk vezirdir arkadaşlar. Apa Tarkan olarak da bilinmektedir. İşte bu Vezir Tonyukuk arkadaşlar Türk tarihinin ilk veziri. Dolayısıyla bir vezirler dönemi başlangıcını oluşturmuştur. Kendisi Türklerin Bismarck'ı olarak da isimlendirilir. Sorularda karşınıza gelirse şaşırmayın. Vezir Tonyukuk Türk tarihinin ilk veziri. Apa Tarkan olarak biliniyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar Bilge Kağan döneminde vezirlik yapıyor ilk olarak. Peki bu Vezir Tonyukuk arkadaşlar ileride ne yapacak biliyor musunuz? Orhun abideleri dikilecek 2. Göktürk Devleti zamanında. Orhun abideleri dikilirken kendi adına dikilen abideyi kendisi yazacağı için bu Vezir Tonyukuk'a biz aynı zamanda ilk Türk tarihçisi diyeceğiz. Onu da unutmayalım. Şimdi gelelim Göktürklerle ilgili başka bir bilgiye. Bakın Türk tarihindeki kendimize ait ilk milli alfabeyi oluşturdu 2. Göktürk Devleti. Buna Orhun alfabesi ya da Göktürk alfabesi diyoruz. Bu ilk Türk alfabesidir. 38 harften oluşur. Bakalım arkadaşlar Orhun abideleri konusunda biraz konuşalım. Orhun abideleri günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunmaktadır ve Orhun abideleri arkadaşlar Bilge Kağan'ın hükümdarlığı döneminde dikilmiştir. Bilge Kağan'ın hükümdarlığı döneminde dikildi ama arkadaşlar kimlerin adına dikildi? Bu bizim için önemli, daha önce sınav sorusu oldu. Orhun abideleri öncelikle şunu bilelim. Türklere ait en eski yazılı kaynaklar olarak geçmektedir. Bunun bir güncellemesi olacak. Yeni kaynaklar bulundu fakat daha Milli Eğitim ve ÖSYM kaynaklarına girmediği için onu vermeyeceğim. Daha sonra güncellemelerle onları sizlere zaten ulaştıracağım. Arkadaşlar bakın Orhun abideleri Türklere ait en eski yazılı eserler ya, işte bu Orhun abideleri Bilge Kağan döneminde ne yapılmış? Dikilmiş. Peki kimler adına dikildi? 1. Vezir Tonyukuk, 2. Bilge Kağan, 3. Kültigin adına dikildi. Orhun abideleri kimler adına dikilmiş? Bilge Kağan, Vezir Tonyukuk ve Kültigin adına dikilmiş. Peki hocam az önce Vezir Tonyukuk'a ilk Türk tarihçisi demiştiniz. Evet, ilk Türk tarihçisi. Normalde bu abideleri yazacak olan kişi, yazan kişi hatta Yonlutigin dediğimiz adamdır. Yonlutigin yazıyor bunları ama Vezir Tonyukuk diyor ki benim adıma dikilecek olan abideyi ben kendim yazarım diyor. İşte ilk olarak da Vezir Tonyukuk abidesi dikildiği için Vezir Tonyukuk'a biz ilk Türk tarihçisi de diyoruz. Yani
Türk tarihindeki ilk vezir Apa Tarkan, Türklerin Bismarck'ı, aynı zamanda bu adam nedir arkadaşlar? İlk Türk tarihçisi olarak da isimlendirilmektedir. Şimdi daha sonra gireceğim ayrıntısına ama burada da yine değinmek istiyorum. Arkadaşlar bakın Orhun abidelerini normalde kendi eserlerinde bahseden kişi Cüveyni'dir. Moğol bir tarihçi Cüveyni ilk olarak bahsediyor. Daha sonra bunu bilim dünyasına tanıtan kişi Messer Schmidt denilen kişidir. Orhun abidelerini ne yapmış? Bilim dünyasına tanıtmış. Peki bunu okuyan ilk kişi kim? Okuyan ilk kişi ise Wilhelm Thomson'dır değerli dostlarım. Ve arkadaşlar maalesef ama maalesef az biliniyor. Bakın Orhun abideleri konusunda çalışma yapan ilk Türk sorulursa cevabımız ne olacak? Necip Asım olacak değerli dostlarım. Kimmiş? Necip Asım. Şimdi Göktürklerle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Değerli dostlarım, bu adamlar kendi alfabelerini yaptılar. Kendi adlarına anıtlar diktiler. Arkadaşlar bunun yanı sıra daha sonra yine değineceğim Bozkurt ve Ergenekon destanlarını yazdılar. Ve bu adamlar Türk adını devlet adı olarak kullandılar. İşte tüm bu sebeplerden dolayı Göktürkler ulusçu yani milliyetçi bir devlet midir? Elbette milliyetçi bir devlettir. Peki nasıl yıkıldılar hocam? Arkadaşlar bakın Göktürklerin yıkılması şu şekilde olmuştur. Hani az önce 30 boyun kanı olarak nitelediğim Kapkan Kağan var ya, o kendi hakimiyetini almış olduğu Türk topluluklarına çok katı davranıyor. Karluk gibi, Yağma gibi, Çiğ gibi, Tusi gibi boylar arkadaşlar ne yapıyorlar? Göktürklere karşı isyan ediyorlar. İkinci Göktürk devletini yıkıyorlar değerli dostlarım. İkinci Göktürk devletinin yıkılışı da bu şekilde olmuştur. Şurayı bir tekrar etmek istiyorum. Orhun abideleri 3 kişi adına dikildi. Kim onlar? Vezir Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kültigin adına dikildi. Kim yazdı bunları? Yollu Tigin yazdı. Eserlerinde bahseden Moğol tarihçi Cüveyni ama bilim dünyasına tanıtan Messer Schmidt arkadaşlar. Adı da burada yazıyor. Messer Schmidt. Bunun dışında arkadaşlar okuyan ilk kişi Wilhelm Thomson'dır. Peki soru ihtimali bir hayli fazla olan bilgi. Orhun abideleri konusunda çalışma yapan ilk Türk kimdir? Necip Asım'dır değerli dostlarım. Şimdi bu da bitti. Gelelim artık Uygurlara değinelim biraz değerli dostlarım. Uygurlarla ilgili benim neler bilmem gerekiyor? Değerli dostlar Uygurlara baktığımda Uygurların kurucusu Kutluk Bilge Külkağan'dır. Hocam adı çok zor. Evet ama şöyle düşünün arkadaşlar bakın. Uygurlar, U'lar var içerisinde, kurucu U'lar var içerisinde, Kutluk Bilge Külkağan. Bakın bunun içerisinde de U'lar var. En kötü ihtimal oradan çıkarırsınız kurucusunu. En parlak dönemini yaşatan kişi ise Moyençor'dur arkadaşlar. Moyençor Uygur hükümdarıdır. En parlak dönemi yaşatmıştır. Ve unutmayın siyasi birliği sağlamıştır değerli dostlarım Moyençor. Peki hocam Uygurların başkenti neresi? Onların da diğer Türk devletleri gibi Ötüken aslında başkenti. Ama daha sonradan bu adamlar maneizm dinini kabul edecekler. Maneizm dinini kabul ettikleri için de ne yapacaklar? Daha sonra başkenti değiştirecekler. Uygurların başkenti Ötüken'den Karabalasagun'a taşınacak arkadaşlar. Ve şuna dikkat edin. Başkent değiştiren ilk Türk devleti Uygurlardır değerli dostlarım. Ve arkadaşlar Uygur kelimesinin anlamına baktığımızda Şahin gibi dolaşan, hücum eden anlamını görüyoruz. Şahin gibi dolaşan, hücum eden anlamına geliyormuş Uygur kelimesi. Peki bu Uygurlar farklı bir din kabul edecekler. Biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum sizlerle. Şimdi değerli dostlarım, Bögü Kağan dediğimiz bir adam var. Bu adam maneizmi kabul eden hükümdardır. Bakın, Bögü Kağan bir gün Çin üzerine sefere gidiyor. Artık ama adam savaşmaktan bıkmış, yılmış. Geri dönüş yolunda atının üzerinde ileride maneist rahipleri görüyor. Onların yanına gidiyor. Siz kimsiniz diyor. Adamlar da biz rahibiz diyorlar. Tamam rahipsiniz onu anladım da kıyafetlerinizden. Hangi din? Diyor ki maneizm dini. Tamam diyor nasıl bir din bu din diye soruyor bizim Bögü Kağan. Onlar da anlatmaya başlıyorlar. Bu dinde savaşmak yok, kan akıtmak yok, süt ve süt ürünleri yok, et yemek yok diyorlar. Bunun üzerine Bögü Kağan bir daha soruyor. Ne yok ne yok? Savaşmak yok, kan akıtmak yok. İyi de bu tam da Bögü Kağan'ın istediği gibi bir şey. Bögü Kağan savaşmaktan yılmış zaten. Az önce de ya da önceki videolarımızda da size değinmiştim. Türkler can almaktan ve can vermekten yoruldular Orta Asya'da. Dolayısıyla Bögü Kağan diyor ki tamam diyor ya ben bu dini kabul edeceğim ama benim yasaklarım belli.
Kan akıtmak yasak, savaşmak yasak, süt ve süt ürünleri yasak, et yemek yasak. Tamam da ne yapacağım o zaman diyor. Nasıl ibadet edeceğim? Resim yaparak ibadet edeceksin diyor. İyi diyor Büyük Han, güzel. Tamam diyor, ben bunu kabul ediyorum ama buna gelin halkıma da anlatın bu dini, onlar da kabul etsin diyor. Maneist rahipleri yanından götürüyor arkadaşlar yanında. Daha sonra Uygurların içerisine koyuyor bu Maneist rahipleri. Artık bir kürsü var orada. Maneist rahipler kürsüye çıkıyorlar ve orada arkadaşlar Maneizm dinini anlatıyorlar. Anlatıyorlar da orada kadınlar da var. Kadınlar ne yok ne yok diyorlar. Ne yasak burada diyorlar. Savaşmak yasak, kan akıtmak yasak diyorlar. Böyle olunca kadınlar hemen bunu kabul edelim diyorlar. Neden kabul ediyorlar? Çünkü artık eşlerinin ölmesini istemiyorlar. Eşi savaşa gidiyor. Dönecek mi, dönmeyecek mi belli değil kadının. O zaman yaşasın yengelerin saltanatı diyor herkes. Ve arkadaşlar ne yapıyorlar? Maneizm dinini topluca kabul ediyorlar. Din değiştiren ilk Türk devleti Uygurlardır. Şimdi arkadaşlar biraz bakalım şu işe. Bakın, Maneizm diniyle birlikte Uygurlar et yemekten kesildiler. Süt ve süt ürünlerini tüketmiyorlar. Bunun yanı sıra savaşmıyorlar. Savaşmak yasak, kan akıtmak yasak. Böyle olunca arkadaşlar bu adamlar savaşçı özelliklerini yitirdiler. Güzel. Çünkü savaşmıyorlar. Savaşçı özellikleri gitti. Protein almıyorlar. Zaten güçsüzleştiler. Bunun dışında arkadaşlar bu adamlar et yemeyecek de ne yiyecek? Taş mı yiyecek bu adamlar? Hayır. Et yemiyorsan ot yiyeceksin diyorlar Maneist rahipler. Ot mu yiyeceğim? O zaman ben tarım yapmak zorundayım. Evet, düzenli bir şekilde tarım yapan ilk devlet Uygurlardır arkadaşlar. Bakın Maneizm dini etkisiyle tarım yapmışlardır. İyi de ben tarım yapınca, bakın dikkat edin, hepsi bir zincir gibi birbirine bağlı. Ne yaptım? Maneizmi kabul ettim. Savaşçı özelliklerimi yitirdim. Et yiyemiyorum. Ne yiyeceğim? Ot yiyeceğim. Yani tarım yapacağım. İyi de ben tarım yapınca ektiğim ürünün başında beklemek zorunda değil miyim? Evet öyleyim. Ektiğim ürünün başında beklemek zorundaysam eğer, o zaman ben yerleşik yaşama geçmek zorundayım. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti de yine Uygurlardır değerli dostlarım. Tamam, güzel. Şimdi ben yerleşik hayata geçtim. İyi, hoş da bana şimdi bir saray lazım, tapınaklar lazım bana, evler lazım. Dolayısıyla mimari eserler veren ilk Türk devleti yine yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olmuştur. Yani Uygurlar olmuştur. Bakın değerli dostlarım, öncesinde Asya Hun devleti tapınak yapar mı? Nasıl yapsın adam, tapınağı sırtında mı taşıyacak? Taşıyamayacak. Dolayısıyla mimari eserler kimde gelişmiştir ilk olarak? Uygurlarda gelişmiştir. Saraylar, tapınaklar yapmışlardır. Kütüphaneler yapmışlardır bu adamlar. Çünkü taşımak zorunda değiller, yerleşik hayattalar. Yine arkadaşlar bakın, Stuba adı denilen bir kavramımız var. Adı verilen bir kavramımız var. Stuba. Stuba arkadaşlar Uygur tapınaklarına verilen isimdir. Stuba'nın üstü böyle üçgen şeklinde olduğu için Türk üçgeni olarak da isimlendirilir bu Stuba. Bakın neymiş? Uygur tapınaklarına verilen isimmiş. Şimdi gelelim şuraya. Az önce ne dedim ben size? Bu adamlar nasıl ibadet edeceklerdi? Resim yaparak ibadet edeceklerdi, değil mi? Şimdi adam gelmiş diyor ki ben biraz sevap kazanayım. Eve gelmiş, duvarı boyuyor bu adam. Duvarı boyunca ne oldu? Yaş alçı üzerine yapılan duvar sanatı. Yani fresk oldu. İyi de freski yaptı, eyvallah. Sonra eşleri kızmayacak mı? Allah senin cezanı vermesin demeyecekler mi kocalarına? Bütün duvarları mahvettin demeyecekler mi? Çocukların elinde bile kalem bulduğumuzda hemen alıyoruz duvarları boyamasın diye. O adamların çektiğini bir bilseniz. Bakın değerli dostlarım, yaş alçı üzerine yapılan duvar resmi olan fresk ilk olarak Uygurlardadır. Ne oldu? Eşleri kızdı, değil mi? Eşleri kızınca ne yapsın adamlar? Duvarlara yapamıyorlar, fresk yok. Bunun üzerine ne yapacaklar arkadaşlar? Küçük yerlere yapacaklar. Yani minyatür sanatını uygulayacaklar. Minyatür sanatını uygulayan ilk devletimiz yine Uygurlardır. Bakın ne dedim az önce ben size? Resim burada önemli dedim, değil mi? Uygur ressamlarına bedizci adı verilir. Uygurlardaki öğretmenlere ise bahşi adı verilir. Şimdi şu ayrıma dikkat edelim. Uygurlardaki ressamlar bedizci, öğretmenler bahşiymiş. Bakın hocam ben bu bedizci ile bahşiyi karıştırırım. Yok, karıştırmazsın değerli dostum. Bak şimdi. Bedizci diyor. Şurada nedir? İzci diyor, değil mi? Bakın izci. Ressamlar iz bırakan kişilerdir. Öyle değil mi? Sanatlarını icra ederler ve iz bırakırlar. İşte o iz bırakan izcilere ressam adını veriyoruz. Öğretmenler ise bahşidir. Gelelim Uygur alfabesine. 18 harften oluşan ve Soğut alfabesini örnek alarak hazırladıkları bir alfabe var. Uygur alfabesi. Bakın ilk Türk alfabesini Göktürkler oluşturmuştu. Daha sonra Türk alfabesini kim oluşturmuş? Uygurlar. Onlara milliyetçi demiştim. O zaman bunlara da milliyetçi derim. Çünkü bu adamlar hem
kendi alfabelerini oluşturdular. Hem de Türkçe konuşuyorlar sürekli olarak. Kendi gittikleri yerlere ya da yeni gördükleri şeylere Türkçe isimler veriyorlar. O zaman bu adamlar da milliyetçi, yani ulusçudur değerli arkadaşlar. Kendi alfabelerini oluşturdular dedik. Bakın bu ise ikinci Türk alfabesi oldu. İlki Göktürk alfabesi, yani Orhun alfabesiydi. Gelelim arkadaşlar başka bir önemli konuya. Şimdi önceden Türklerde komşunu rahatsız etme diye bir kavram var mıydı? Yoktu. Çadırda kalıyorduk zaten. Baktım yan taraftaki çok ses yapıyor. Çadırımı topluyorum. Gidiyorum diğer tarafa, çadırımı oraya kuruyordum. Ama şimdi artık şehirler var. Sen komşunu rahatsız edersen komşun seni şikayet eder. Dolayısıyla biz ne yapmamız lazım? Bizim kurallarımızı, örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi, göreneğimizi yazılı hale getirmemiz lazım. O yüzden ve onları şehir meydanına asmamız lazım. İşte o yüzden Türk töresini yazılı hale getiren ilk Türk devleti yine Uygurlardır değerli dostlarım. Güzel. Bakın şimdi. Ben artık halk bu maniheizm dinini ayrıntılıca öğrensin istiyorum. Onlara yazacağım ve onlara o kitap yazdıklarımı çoğaltarak İyice maniheizm dinini öğreteceğim. De benim neye ihtiyacım var? Matbaaya. Matbaayı kullanan ilk Türk devleti yine Uygurlardır değerli dostlarım. Tahta harflerle oluşturulan hareketli harf sistemi olan matbaayı kullanıyorlar Uygurlar. Çin'den alıyorlar bunu. Matbaa kullanan ilk Türk devleti yine Uygurlar. Tamam, güzel. Ben kitaplar bastım mı o matbaada? Bastım. O kitaplar ne olacak? O kitapların hepsi kütüphanelere koyulacak. O yüzden kütüphaneler kuran ilk Türk devleti yine Uygurlardır. Anlaştık mı? Ve arkadaşlar ben şimdi yerleşik yaşama geçtim, değil mi? Benim kendime ait bir arazim olsun istiyorum ama param yok. Ne yapacağım? Borç alacağım. Bakın, bankacılık sistemini uygulayan ilk devlet yine Uygurlardır. Buna modern anlamda bankacılık diyemeyiz ama borç alma, verme, senet sepet işlerini uygulayan ilk devlet yine Uygurlardır. Ve arkadaşlar Uygurlarda dediğim gibi ekonomi önemli. Herkes de önemli. Uygurlarda bazı paralar var. Mesela çav var arkadaşlar. Çav Uygurlardaki kağıt paradır. Neymiş? Kağıt paraya ne isim veriliyormuş? Çav adı veriliyormuş. Peki hocam, kuampu gibi, böz gibi başka paralar da var. Evet, bunlar ise arkadaşlar bezden yapılmış paralardır. Paralara, yine ilk Türk devletlerindeki paralara kültür medeniyet kısmında ayrıntılıca değineceğim. Burada şunu bilmenizi istiyorum. Uygurlardaki kağıt paraya çav adı verilir. Peki bitti mi? İlklerimiz bitmedi. Uygurlar o kadar çok ilke sahipler ki. Maniheizm dininin etkisiyle, ay maniheizm dininde kutsal görüldüğü için arkadaşlar hükümdarlarının kullandıkları ünvanlardan biri de Ay Tengri ünvanıdır. Ay Tengri ünvanını kullanan ilk devlet yine Uygurlardır. Bakın artık adamlar bilimde de gelişiyorlar ve çiçek aşısını kullanıyorlar. Önceden Bozkır'daydın, değil mi? Şimdi yerleşik hayata geçtim. Bozkır'da üstünde gök kubbe, altında yer, bütün çayırlar, çimenler senin, bütün Bozkır senin. At üstünde gez dur, canın sıkılmıyordu. Şimdi yerleşik hayattasın. Akşama kadar ektiğin ürünün başını bekliyorsun. O yüzden canın sıkılıyor, değil mi? İşte canın sıkıldığı için de arkadaşlar senin kendini eğlendirecek şeylere, bir sanata ihtiyacın var. Dolayısıyla tiyatro örneklerini, Türk tarihindeki ilk tiyatro örneklerini veren devlet yine Uygurlardır. Bazı kaynaklarda, akademik kaynaklarda da ilk tiyatroya Maitri Simit adı verilmektedir arkadaşlar. Türk tarihindeki ilk tiyatrodur. Unutmayın bunu da. Gelelim arkadaşlar vakıfa. Vakıflar biliyorsunuz ki günümüzde de varlığını sürdürüyor. Osmanlı Devleti içerisinde de çok önemli yere sahipti. Basitçe niteleyecek olursak hayır kurumları olarak niteleyebiliriz. İşte bu vakıfları da Türk tarihinde oluşturan ilk devlet yine Uygurlardır. Burada diyor ki milliyetçi. Evet, milliyetçi olduğunu biliyorum ben. Kendi alfabelerini kullandılar. Bunun yanı sıra Türkçe isimler verdiler her şeye. O yüzden milliyetçi olduklarını çıkarıyorum. Peki sonra ne oldu Uygurlar? Kırgız, yani bakın başka bir Türk devleti. Kırgız saldırıları sonucunda Uygurlar yıkıldılar değerli dostlarım. Kimler tarafından yıkılmışlar? Kırgızlar tarafından yıkılmışlar. Daha sonra Uygurlar ne yaptılar arkadaşlar? Moğolların hakimiyetine girdiler. Moğolların hakimiyetine girdikten sonra ise Moğolları askeri anlamda, teşkilatlanma anlamında ne yaptılar? Türkleştirdiler. Bakın Moğollar Türk değildir. Moğollar Uygurlar sayesinde Türkleşmişlerdir. Bu da bizim için önemli bilgidir değerli dostlarım. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda neleri gördük? Kumanları, yani Kıpçakları gördük. Birinci Göktürk Devleti'ni gördük. İkinci Göktürk Devleti'ni gördük. Ardından baya baya ilki olan Uygurları gördük değerli dostlarım. Bakın bazen
sıkıldığınızı biliyorum. Bazen yorulduğunuzu biliyorum. Ben bu kadar çok şeyi nasıl bileyim dediğinizi biliyorum. Arkadaşlar bu videolar hep sizin hizmetinizde. Geriye alın bir daha dinleyin, olur mu? Eğer ben size hızlı geliyorsam azıcık yavaşlatın bir daha dinleyin. Ama hayalinizde hep şu olsun. O gün kalkacaksınız, artık atandığınız gün olacak o gün ve aileniz sevinç çığlıkları atacak. Kahvaltıya oturacaksınız hep birlikte. Ailenizin gözlerinde olan o umut ışıltısı ve sevinç parıltısı sizin sayenizde olacak. İşte o sevinç parıltısının sebebi siz olacaksınız. Artık yeni ev bakacaksınız, yeni eşyalar bakacaksınız. Kendi hayatınızı kuracaksınız. Biraz dayanın ve biraz çalışın, olur mu? Hepinizi çok seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere.